Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Satır başında bugün ekonominin gündemini konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası politika faizini %11,25'ten %15'e yani örtülü faiz seviyesine çekti ve sadeleşmeye gitti. Bugün de liderlerin mesajları sadeleşme üzerineydi. Merkez Bankası'nın bu faiz artırımı ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreç ekonomi anlamında bu neleri doğuracak? Ciddi bir beklenti var. Piyasalar şu andaki seyri ve devam eden süreç ne olacak? Birçok da başlığımız var konuya dair. Ekonomideki son gelişmeleri ve yeni dönemi ekonomi içerisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor Lale Karabıyık ile değerlendireceğiz. Aslında kendisine hem meclisteki çalışmaları soracağız hem de ekonomi gündemi şu an çok yoğun olduğu için merak ettiklerimizi soracağız. Hocamıza hoş geldin diyerek başlayalım. Bağlantının diğer ucunda Ankara'dan bağlanıyor Sayın Karabıyık. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Ekonomi gündemi başlığını attık biz bugün özellikle. Ciddi bir gündem var ve biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği ve bu anlamda baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişiklik devam eden süreçte artık ekonomide yeni dönem başlığını atıyoruz biz. Bu yeni dönem ne doğuracak derken Perşembe günü bir faiz artışı gerçekleşti. Politika faizinde bir artış gerçekleşti ve piyasalara nasıl yansıyacağı başlığı vardı. Kaldı ki baktığımızda kur anlamında da ciddi bir oynamanın olmadığını gördük. Çünkü beklentiler artış yönündeydi. Ama devam eden süreçte bizi ne bekliyor merak ediyoruz. Bugünün açıklamalarına baktığımızda özellikle güvenli bir piyasa olması, faizlerle ilgili bir oynamamanın olmaması adına liderlerin de mesajları vardı. Genel bir değerlendirmeyle başlasak son gelişmeler için neler söylersiniz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Herkese selamlar. Şöyle ki içinde bulunduğumuz süreçte aslında Merkez Bankası faizi arttırmayacağız diye günlerce inatlaştı ve 120 milyar doları da faizin özellikle kurun ateşini düşürmek için sattı. Bu şekilde faiz artışı olmazken aynı zamanda rezervler de bir taraftan erimiş oldu. Tabii faiz artışını ister miyiz istemeyiz. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum doğru yönetilen bir ekonomi olmadığı için ve orta ve uzun vadeli bir planlama yapılmadığı için, doğru reform paketleriyle yürünmediği için şu anda Türkiye'nin dış borca ihtiyacı, cari açığın büyüklüğü, dış borca ihtiyacı yüksek bir dönem içerisinde. Bu tabii bu taraftan da yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek istemini beraberinde getiriyor. Eğer o yabancı sermaye Türkiye'ye borç vermez ise, çünkü biliyorsunuz hani IMF'e borçlanmadık diye övünen iktidar bu taraftan şunu söylemiyor. Cari açıkla zaten dışarıya borçlusunuz. Yani IMF'e borçlu olmak gibi bir şey aslında. Dışarıdaki yatırımcıya borçlusunuz. Ve o yatırımcının da size daha fazla borç verebilmesi için ona bir kere güven vereceksiniz. İkincisi yüksek gelir vaat edeceksiniz. Yani siz güveni veremiyorsunuz. Yüksek geliri vermek durumunda kalıyorsunuz o zaman. Yani bizim şu anda yaptığımız şey size güven veremiyorduk halen ama onun yerine faiz verelim şeklinde bir yaklaşım oldu. Bu noktaya şöyle gelelim aslında. Merkez bankalarının özelliği, bağımsızlığı son derece önemlidir. Ancak bizde böyle olmadı. Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Cumhuriyeti Merkez Bankası değil. Aslında oradaki iyi harfinin olmayışı bile merkez bankalarının bağımsızlığını ifade eder. Bu böyle gelmiştir tarihte. Fakat bizde böyle olmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mesela çok söyleminde akıllı olmadı, söz dinlemedi. Onun için Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik, konuşmaları yapmıştı. Son dönem iki Murat Bey, iki adaşların birbirini indirdi faizi, işte aynı tuttu filan ama hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir yorulamadı da zaten. Çünkü esas nokta faizi yükseltmekte değil. Ya da faizi düşürmekte değil. Siz faizleri yüksek düşük gösterebilirsiniz. Ama bunun karşılığında içeride
yatırımın olması için veya dışarıdan yatırımcıyı çekebilmek için içeride güveni vermeniz lazım. Bu güveni hukuk sisteminizde veremiyorsunuz. Adalet ve yargını olan güvenin bittiği noktada bunu veremiyorsunuz. İçeride yatırımcı yorumu göremediği için yerli yatırımcı yatırım yapmak istemiyor. Faizin kurun belirsizliği altında zaten uzun süredir eziliyor ve ezilmeye devam ediyor. Dolayısıyla üretim zaten yok, bu hadi istihdama yansıyor. Dolayısıyla yapılması gereken aslında belki biraz daha önce faiz oranlarını yükseltmekti ki yükseltmesini asla istemeyiz ama bu kötü yönetimde madem şimdi yükseltecekseniz o zaman 120 milyar doları Merkez Bankası'ndan satarak neden boşalttınız hazineyi demek lazım. Ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın karına kadar yedek akçelerine kadar da alındı gitti. Ha, şimdi bundan sonra ne oldu? Bir kere şu andaki faiz artışı içeride yatırımları durması demek veya yavaşlaması demek. Zaten olmayan yatırımların yavaşlaması demek. Bir taraftan bunun istihdamı olumsuz etkileri olacak. Ama sağlayacağı tek şey işte biraz dışarıdan yatırımcıyı çekmek, kurun ateşini biraz söndürmek. Biraz daha yeni yatırımcıyla rezervleri tamamlamak. Bunu yaptılar. Bunu yaparken de önce Sayın Erdoğan dedi ki biz işte özellikle ülkemizde iş adamlarını veya işte esnafımızı faize ezdirmeyeceğiz. Ama sonradan da bir faiz artışı oldu. Hani ben istemedim ama işte Merkez Bankamız o kadar bağımsız ki bakın kendisi bir gibi hareket ediyor. O yükseltti. Demek ki ihtiyaç varmış dedi. Bir anlamda aslında bu mesajı da biz almadık değil. Ama bir taraftan da duruma baktığımız zaman bunun arkası gelmezse yani doğru reform paketleri ve doğru bir planlamayla süreç devam etmezse kur yeniden yükselir. Ama şu anda hani kredilerin azalması, iç piyasanın daralmasıyla kalır, işsizliğin daha da yükselmesiyle kalır. Evet. Hiç yükselen de sağlamaz. Günü kurtaracak bir patron olmaktan da öteye gitmez. Hocam tam da bu noktada bir sorum olabilir mi size? Bu da gündeme ilişkin aslında. Şimdi baktığımızda Bakan Elvan bugün sade politikadan bahsetti. Evet. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da siyaseten şu anda gündem yaratan da bir söylemi olmuştu. Siz de hatırlayacaksınız. Acı reçeteden bahsetti. Bu acı reçetenin alt metninde bugün yaptığı bir açıklama içerisinde de acı bir ilaç içmemiz gerekirse içilmeli dedi. Şimdi diyorsunuz ki bunun üzerine ciddi anlamda önemli politikalarla devam ederse sürecin nasıl ilerleyeceğini de takip etmemiz gerekiyor. Peki bu acı reçete ve acı ilaç başlığı için ne söylersiniz? Yani nasıl analiz etmemiz gerekir bu başlığı bizim? Siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle zaten her geçen gün yoksullaşan bir vatandaş kitlesi var. Bakın geçinmeye çalışanların sayısı oranı azaldı, geçinemeyenlerin arttı. Yani orta direkt diye de bir şey kalmadı. Şimdi bu faiz artışı tabii ki öncelikle Kasım ve Aralık aylarının enflasyonlarına böyle iyi bir şekilde yani bayağı hissedilir bir şekilde yansıyacak. Bu enflasyon artışı aslında gerçekten vatandaşın belini bükecek. Sonuçta ne olur? Belki Ocak-Şubat aylarında biraz dizginlenebilir. Üretici fiyatlarındaki artış da zaten şu anda şüpheye yansıyacak aylarında. Bu tabii bir taraftan da faiz oranları düştüğü için, yükseldiği için krediler de azalıyor. Kredi düşüşü de göreceğiz. Bu da yatırımların daha azalması, durması ve istihdama da yansıması anlamında. Yani demek istiyorum ki bir taraftan enflasyon artmış olacak. Bir taraftan alım gücü düşmüş olacak. Yoksullaşan kesim üzerine olumsuz etkisi daha da artacak. Bir taraftan da istihdam oranını düşüreceği için zaten yine iş alanlarına da katlanmayacağı için işsizlik de olumsuz bir süreç içerisine girecek. Bu arada zaten biliyorsunuz ki kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylıklarıyla işsiz gösterilmeyen de bir çalışan kesimi var. Ama onlar geçinebiliyor mu? Hayır, geçinemiyor. Ama işsizlik oranını düşürüyor. Zaten örtbas edilen bir işsizlik oranı var. O da biliyorsunuz hani artık çalışmayı isteyenler diye de bir kavram koydular. Hani işte vazgeçip iş aramayanlar
bunlar katılmıyor filan ama yani değişik yöntemler altına gelirler ama sonuçta devasa bir işsizlik var. Şimdi yüksek enflasyon ve yoksullaşmanın artmasıyla bu defa devletin daha fazla yardım ve daha fazla katkısının olması gereken de bir sürece giriyoruz. Bunu her anlamda yapıyorlar mı? Bunu doğru mantıkla yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü Bütçe Komisyonu'ndaki son veriler de bunu göstermekteydi. Ama şunu net olarak söyleyeyim ki 2020 bittiği zaman daha net ortaya çıkacak ve 2021'in son döneminde daha fazla açılmış bir bütçe açığı ile karşı karşıya kalacağız. Bakın bütçeye baktığınızda gördüğünüz şey bundan sonraki acı reçeteyi de zaten size ifade ediyor. Bütçeye baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir kere gelirlerin arttığını görüyorsunuz. Bütçe gelirleri. Ama hangi gelirlerin? Buna sevinmeyelim. Dolaylı vergiler artıyor. Yani kurumlar vergisi artmıyor, gelir vergisi artmıyor. Çünkü öyle bir kazanç yok, iyi bir kazanç yok. Ama vatandaş üzerinden, yoksul ve orta direk üzerinden alınan dolaylı vergiler artıyor. Çünkü bu açık oldukça dolaylı vergi yükünü arttırıyor devlet. Bütün torba yasalarla, komisyonlarda. Dolayısıyla doğru olmayan bir vergilendirme politikası daha da yoksullaştırıyor. Ve işte acı reçetenin bir tanesi, bir noktası da aslında bu. Diğer taraftan bütçede ne görüyorsunuz? Sürekli faiz giderlerinin arttığını görüyorsunuz. Yani işte son dönemde bir veri yayınlandı. Mesela şöyle bir rakamdan bahsedildi. Şu anda Türkiye'de ailelerin, şirketlerin, bankaların ve devletin borçlarının oranı gayri safi yurt içi hasılanın %168'i kadar. Yani borç gelirin iki katına neredeyse çıkmış durumda. Şimdi bu işte acı reçetenin daha da acıya gideceğinin aslında bir göstergesi. Şimdi yüksek faizden bu borçlar ödenecek. İşte reçetenin en önemli yeri de burası. Ve bir sonraki senenin bütçesinde daha fazla bir açıkla karşı karşıya kalınacak. Bu açığın akabinde de o açığı kapatmak için her zaman olduğu gibi bütçe açığını kapatmak için iktidarın izlediği yol iki tanedir. Ya yeni borçlanmalara gider ya da yeni dolaylı vergiler getirir torba yasalarla. Ama sonuçta bu acı reçetelerin hepsi vatandaşın orta direğin üstünde. Yani sarayın bir acı reçete diyeti olacak diye bir şey düşünmesin hiç kimse. Orada hiçbir tasarruf yok. Yapılan tasarruf şu anda Milliyetin Bakanlığından yapılmış durumda. Öğretmenleri atamayalım. Okulları şu anda yapmayalım. Bu sene yapılan okul yatırımı yok. Okullara bu kadar para göndermeyelim. İşte yani gibi gibi yapılan tasarruf bu ama kullanılan araçlardan, arabalardan, sarayın intişamından yani itibardan tasarruf, itibar dedikleri noktalardan tasarruf yok. Şimdi dolayısıyla bu kadar yoksullaşan insan kitlesinin bir noktada sosyal bozulmaları da beraberinde getirdiğini de aslında unutmamak lazım bu süreç içerisinde. Yani birbirini etkileyen o kadar çok nokta var ki burada. Mesela en kötü dönemde 1944'lü yıllarda %3'lerde işsizlik oranı. Yani 2001 krizlerinde yine çok az artış göstermiş. Ama şu anda geldiğimiz noktadaki işsizlik oranına baktığımızda devasa ve ortada bunu çözecek bir reform paketi göremiyorsunuz. Mesela 2002 yılından bu yana 22 tane paket yapmışlar. 16 tane istihdam paketi yapılmış. İşte 5-6 tane de işte değişik isimlerde ekonomi paketi var. Yani can suyu kredisi, iğne kredisi filan gibi değişik isimler altında. Ama hiçbirinde bir sonuç yok. Hiçbirinde istihdamda bir artış söz konusu değil. Ve pandemi sürecinde şu anda ekonomiyi kapattılar tabii ki. Ekonomi kapatıldı. Faiz oranları arttırıldı. Krediler düşürüldü. Madem yani faiz oranını arttıracaksanız bu kadar kasmadan daha önce artsaydınız da dediğim gibi 120 milyar doları hani kasmasaydınız bari rezervleri azaltmasaydınız. Yani rezervler negatife döndü azalmaktan geçti bir de negatife dönmüş oldu. Yani başka bir şey söyleyeyim. Bütçenin açık vermesi demek bir sonraki yıl acı reçetesi demek zaten. Yani bu acı reçete cümlesini şimdi iktidar kullanıyor. Ama zaten yaşanan bu. Her bütçe sonunda bir sonraki yıla rastlayan
aktarılar zaten acı reçetedir. Gelen her torba yasa yeni bir acı reçete getirmektedir. Yoksulun, orta direğin, zorla geçinen vatandaşın üzerine. Mesela şimdi bakıyoruz yurt dışına ne kadar faiz ödeniyor diye. Yani bakın 120 milyar lira şu anda hani geçen yılın aynı döneminle kıyaslarsanız dışarıya ödenen faiz yükünde bile %135 oranında bir artış var. Yani 120 milyar lira ödenmiş. Şimdi daha fazlası ödenecek. İşte bunların hepsi acı reçete. Bunlar nereden çıkıyor? Vatandaşın sırtından çıkıyor. Yani artık vatandaşın acı reçete diyeti yapacak ya da kemer sıkacak durumu zaten yok. Ama bunun görmezden gelinmesi ya da dalga geçilmesi, bunlar gerçekten hiç yönetenler adına hiç boş örnekler değil. Bugün gençlerle beraberdik. Birkaç Zoom toplantısı yaptık Sayın Genel Başkanımızla farklı kesimlerde. Yani herkes içi kan ağlıyor. Bu acı reçeteler konusunda peki acı reçete peki devamında ne vaat ediyorsunuz? Yani devamında vaat edilen hiçbir şey olmuyor. Zaten sürekli revize ediliyor. Sürekli revize ediliyor gelinen noktada. Ama halen acı reçete cümlesi kullanılabiliyor yani. Ya 18 yıllık bir iktidar var yani halen mi acı reçete? Bir de bazı şeyler küresel olaylara bağlı dayandırılıyor. İşte şimdi pandemiye, daha önce işte küresel eller şöyleydi böyleydi veya kriz her yerde var. Evet kriz belki her yerde oluyor ama Türkiye'ye etkisi daha fazla oluyor. Buradaki makas gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında daha fazla açılıyor. Neden? Çünkü doğru bir yönetim yok. Güven veren bir ekonomi yok. Adalet, yargı sistemi, adalete olan güvenin ortadan kalkmış olması, konuşamayan gazeteciler, yani çok size faktör sayabilirim. Ama bunların hepsini çözmeden zaten üreten, istihdam yaratan bir Türkiye olmak gerçekten o kadar zor ki. Bugün faizlerle oynarsınız. Yani faizle oynamak aslında aman ne olur, küresel sermaye lütfen bize gelin, bize gelin. Biz size güven veremedik ama daha çok faiz vereceğiz. Bizim ihtiyacımız var. Şeklinde bir pazarlıktır, bir talettir. Ama geldiği zaman da kendi vatandaşımıza işte acı reçeteyi uygulatıyorsunuz. Peki hadi geldi biraz, geldi rezervleriniz biraz diyelim ki yerine koydunuz. Ama bu acı reçete sonrasında bir mutlu haber, bir olumlu gelişme. Hayır bu da yok. Bu da yok. Çünkü çok acı reçete zaten uygulandı. Ama dediğim gibi 22 tane istihdam paketi. O zaman acı reçete de denmedi hiçbirisinde. Bir de oraya istihdam paketleri geldi geçti. Bir tanesi ne getirdi ne götürdü. Test bile edilmedi. Etkinlik analizi bile yapılmadı. Biz bunları torba yasalarda son derece yakından yaşıyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. Hani söyleyip vazgeçirdiğimiz, geri adım attırdığımız çok şey var. Mesela işte son 6 madde çekildi torba yasadan. Kıdem tazminatında bunlara dahil bu 25 yaş altı bunlarla ilgili çalışmalar vardı biliyorsunuz. Gelseydi sosyal güvendesiz rezalet bir madde. Soracağım. Süren dahilinde bir sorun daha olacak. Şimdi evet çok güzel anlattınız. Bu anlamda geniş çerçeveli de bir analiz oldu. Teşekkür ediyorum bu sorunun cevabı için. Özellikle şunu soracağım. Şimdi dedik ki acı reçete ve bu acı reçetenin bilançosu nereden olacak ve bir işsizlik rakamından bahsettiniz. İşsizlikle alakalı bir gerçek var dediniz. Kısa çalışma ödeneği var şu anda, işten çıkarma yasağı var ve asgari ücretlinin de bir beklentisi var biliyorsunuz ki. Şimdi bu anlamda enflasyon tahminleri ve enflasyonla ilgili rakamlar açıklanmasıyla beraber işte yıl sonunda biz belki de bir sonraki aşamada çok kısa bir süre sonra bu anlamda asgari ücretle ilgili rakamsal tartışma boyutunu aktaracağız ekranlara. Bu konu için ne söylersiniz? Çünkü baktığımızda pandeminin daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İş gücü bu anlamda hem işveren işçi kesimi için de çok önemli. İstikrar için çok önemli. Asgari ücret başlığı için neler söylersiniz?
bize bir tahmin var mıdır? Bu anlamda bütçeyle ilgili mesajlar verdiniz. Eğitim başlığına ki bugün giremiyoruz süremiz dahilinde. O da çok önemli. Ciddi anlamda online devam eden bir eğitim süreci olacak. O da ayrı bir başlık ve konu olacak aslında başka günler için ama bugün biraz daha rakamsal boyutları öğrenmeye çalışıyoruz ve asgari ücret değerlendirmesi için ne söylersiniz? Var mıdır bir tahmininiz? Şöyle, öncelikle enflasyon hesabı örtbas edilerek yapıldığı için, esas enflasyon yansıtılmadığı için bir kere zaten asgari ücret enflasyonun çok çok gerisinde kalıyor. Yani açlık sınırı, işte yoksulluk sınırı falan bu kıyaslamaları yapmaya girdiğiniz zaman zaten içinden çıkılmaz. Bu anlamda öncelikle gerçek bir enflasyon çünkü yansıtılmıyor, ifade edilmiyor. Vatandaşa yansıyan enflasyon ise farklı. Bu anlamda bir kere böyle bir yara var. İkincisi, asgari ücret karşılaştırma kriteri gibi kullanılır ülkemizde ve her şeyi asgari ücretle kıyaslanır. Bir kere asgari ücretin öncelikle iyileştirilmesi için bir kere vergiden muaf olması lazım. Yani üzerindeki vergi yükünün kaldırılması lazım. Önce bunu söylemek isterim. Bunu Sayın Genel Başkanımız da sürekli ifade eder. Ve enflasyonun üzerinde ihtiyacı karşılayacak bir asgari ücret artışını tabii ki arzu ederiz. Her geçen gün asgari ücretlilerin alım gücündeki kayıp ise aynı zamanda sosyal bozulmaları da beraberinde getirmiştir. Bu da Türkiye'nin bir gerçeğidir, ölçümlenmiştir akademik çalışmalarda da. Bir taraftan da şu anda kısa çalışma ödeneği alan ve ücretsiz izin aylığı almaya devam eden ve 1168 liralarla geçinmeye çalışan kişiler var. Ve bu aileler gerçekten perişan. Peki ne olacak? Yani biz şunu söyledik, dedik ki en azından kısa çalışma ödeneği asgari ücrete biraz yakın. Ücretsiz izin aylığının da kısa çalışma ödeneği kadar en azından olması gerektiğini ifade ettik. Çünkü bu miktarlarla gerçekten geçinilmez ve bu Türkiye'nin önemli bir yarasıdır. Ve işsizlik fonundan bu kadar açıklar kapatıldı, bu kadar işverene teşvikler yapıldı ama çalışana hiçbir teşvik veya çalışan için o paralar harcanmadı. İşte bu şekilde tamamlanması gerektiğini aslında çok net olarak ifade ettik. Bakın, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakarak, diğer bakanlıklar da dikkate alarak bir şey yapmıyor. Bu kadar işsiz var, bu kadar kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığıyla geçinmeye çalışan var ve o kişiler çocuklarına eğitimlendirmek zorundalar. Ama bir bakıyorsunuz, mesela bir örnek veriyorum bütçelere yansımaması açısından. Şu yoğun ortamda bu ailelere en azından öğrencilerini daha rahat okutabilmek için bir KYK burs desteği vermeleri lazım ve bursun oran miktarını arttırmaları lazım. Madem kriz var, madem böyle yansımalar var, bu artışı o ihtiyacı en azından karşılayacak kadar yansıtabilmek lazım. Ama böyle bir artışı, böyle bir yansımayı göremiyorsunuz. Bir tarafta bu sıkıntı var ama bu tarafta görmezden gelinen de bir anlayış var. Birbirini tamamlayan bir destekleme sistemi, ihtiyacı sorunları çözecek bir destekleme sistemi yok. Bu nedenle asgari ücretin de şu anda yeterli ölçüde olmadığını ve yine bir takım nedenleri ön plana alarak yeterli artışı yapmayacaklarını öngörüyorum. Bunun için de mücadele vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Aynı zamanda tekrar söylüyorum ki asgari ücretin üzerindeki vergisel yükü almak lazım ve net ücreti daha yüksek bir mertebeye taşımak gerekiyor. Enflasyon bu şekilde örtbas edildiği sürece de hiçbir zaman enflasyon ölçüsünde bir artış, bir alım gücüne bakarak artış olmaz. Bu da işte gelir seviyesi, gelir eşitsizliğini bir kez daha ortaya koyuyor ve Türkiye'de büyük bir makası daha da açmış oluyor. Son mesajlarınız ne olur hocam? Ne yönde olur? Onları da alalım. Süremin sonuna geldim. Neler söylersiniz? Bunu söyleyeyim. Söylenecek çok şey var. Hangi birisini söyleyeyim ama Türkiye adalet ve yargıda hukukun üstünlüğünü sağlamadan, yargıda güveni sağlamadan hiçbir yere varamaz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Ve bakın, bir devlet planlama teşkilatı bile yok.
ve plansız giden bir ekonomi, sadece günü kurtarmaya çalışan bir ekonomi, bir aile şirketi gibi yönetilen bir ekonomiyle, bir yönetim biçimiyle de bu iş kesinlikle olmaz. Son dönemde biliyorsunuz bir de başka konular da çıktı. Gerginlikler de söz konusu. Ancak bu gerçekten Türkiye'nin itibarı açısından son derece olumsuz seyreden bir süreci ifade ediyor. Çok söylenecek şey var ama ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka bir programda daha geniş konuşabilmek isteğiyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'dan bağlandı Sayın Karabıyık. Değerlendirmelerde bulundu. Meclisteki çalışmaları devam ediyor çünkü. Bir günde Bursa stüdyomuzda ağırlamak üzere hocam. Sizi uğurluyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Sayın Karabıyık bugün Ankara'dan bize bağlandı. Bu anlamda bütçe çalışmaları devam ediyor. Kendisi eğitim politikaları üzerine de şu anda görevli olduğu için çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda ekonomide sıcak bir gündem vardı. Biz de analizleri sormak istedik. Evet, politika faizinden sonra bizi neler bekliyor başlığı vardı. Vatandaşın aslında sokağın ekonomisinin gündemini de sormaya çalıştık analiz boyutunda. Bir sonraki aşamada çünkü yıl sonuyla beraber artık son çeyrek içerisinde yıl sonuyla beraber enflasyon rakamları ve bunun üzerine de asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Nitekim ki buna dair de analizler almış olduk. Satır başını noktalıyoruz efendim. Haftayı da kapatıyoruz. Hoşçakalın, iyi günler.